Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. En son istiare örneğiyle dersimizi bitirmiştik. Bugün örneği açıklayacağım. Ondan sonra hemen yeni konumuza geçiş yapacağız. Örneğin cevabını aşağı yorumlara yazmışsınız. Bazı cevaplarınız doğru, bazılarında yanlışlıklar var. Hemen onları açıklamasını yapıp kinaye konusuyla devam edelim. Peki arkadaşlar ne dedik? Can kafeste durmaz uçar demiştik. Aşık Veysel'in bir şiirinde geçiyor bu dize. Şimdi hemen onu hem nerede istiare var onu açıklayalım hem de anlamsal bakalım. Çünkü paragraflarda karşımıza çıkıyor biliyorsunuz ki. Paragrafı veriyor, işte bu cümleyi söylüyor, altını çiziyor ve ne demek istemiştir diyor. O yüzden ne yapacağız? Hemen anlamını da açıklayacağız. Şimdi biz benzeyenle açıyorduk değil mi? İki tane tekniğimiz var diye benzeyenle açın demiştim ya da aktarmaları görün demiştim. Benzeyenle açalım isterseniz. Şimdi can dediğimiz zaman bunu kuşa benzeyen can şeklinde açabilirsiniz. Kafes dediğimiz zaman ise kafese benzeyen beden şeklinde açabilirsiniz arkadaşlar. Peki cümleyi açıklayacak olursak bu cümlede ne demek istedi? Şimdi aslında biraz dini tasavvufi halk edebiyatına göre açıklayacağız arkadaşlar. Biraz Mevlana, Yunus Emre felsefelerinde kullanacağız bu cümlede. Öncelikle şunu söyleyeyim, kuştan ve kafesten hareketle ne demek istiyor? Şimdi kuşu özgürlüğüne kavuşturmak isterseniz kafesin kapağını aralamanız gerekir. İşte burada aslında biraz daha özgürlüğe ulaşmak. Peki hocam, hani canla kastettiğiniz ne derseniz, burada anlatmaya çalıştığı aslında ruh. Şimdi dini tasavvufi halk edebiyatına ve hatta İslami inanca göre önce ruhlar yaratılıyor Bezme Eles'te. Daha sonra bedenin içerisine hapsoluyor. Beden ölümlü, ruh ise ölümsüz. Dolayısıyla bedenin içerisine hapsolmuş olan o ruh bedenden çıkmak istiyor. Peki neden? Mevlana ne der arkadaşlar? Öldüğümüz gün aslında şebi aruz, yani benim için düğün gecesidir der. Peki neden düğün gecesidir Mevlana'ya göre ölüm? Çünkü gerçek sevgiliye, yani Allah'a ulaşacaktır. Dolayısıyla burada anlatmaya çalıştığı şey aslında şu. Yani herkes bir gün ölecektirden ziyade ruhun bedenden çıkmak isteyişi ve bu isteyişin nedeni. Dolayısıyla burada Allah'a ulaşmak, gerçek sevgiliye ulaşmak için bedenden ayrılmak istiyor ruh. Şöyle de bakabilirsiniz. Bu dünyada aslında hep bir sıkıntı içindeyiz değil mi? Nerede bir gül bitse etrafı diken misali. Evet, hayatımız bir gün çok iyi gidebilir, sonra arada problemler vardır, inişler çıkışlar. Dolayısıyla ruh işte bedenden ayrılmak isteyişi, gerçek mutluluğa ermek isteyişidir. Biraz daha ilerletirsek aslında ney mazmunuyla da ilişkilendirebiliriz. Edebiyatta da bundan bahsedeceğiz. İnsanı ney olarak sembolize edecek olursak ve Osmanlıca bilenler için belki şöyle bir şey yapabiliriz. Ney bir çubuk ve boğumları var. Osmanlıca'da bu kelime ah olarak ifade edilir. Ney de kamışlıktan koparılıp bu dünyaya, yani burada olduğu için aslında mutsuzdur. O yüzden ney çalgı aleti genel olarak acıklı bir ses verir size. İşte divan edebiyatına geçtiğimiz zaman edebiyatta da detaylı söyleyeceğiz. Çünkü sizden AYT'de beyitleri açıklamanızı da isteyecek ve hatta ÖABT'de bu arada KPSS öğrencilerimiz için de. Dolayısıyla burada ney mazmununu da aslında insanla eşleştirebilirsiniz. Dolayısıyla bu cümlede anlatılmak istenen bu arkadaşlar. Yani az sözle çok şey ifade ettik diye diyebiliriz. Paragrafta buna ne diyeceğiz? Yoğun anlatım. Değil mi? Paragraflarda kullanacağımız bir yöntem olarak karşımıza çıkacak. Peki günün sorusunu bu şekilde açıklamanız gerekiyordu. Evet, devam edelim. Yeni konumuza geçiyoruz. Yeni konumuz kinaye arkadaşlar. Kinaye nedir? Bir düşünün bakalım. Sizden önce bir düşünmenizi istiyorum. Çünkü genelde bu da yanlış biliniyor ve hatta yanlış öğrenmeler burada söz konusu. Bunu hemen düzeltmek istiyorum. Şimdi kinaye arkadaşlar, şıklarda görebilirsiniz. Değinmece olarak TYT'de görürsünüz. Kinaye ismini AYT'de görürsünüz. Peki neye bakacaksınız? Dedi ki aşağıdakilerin hangisinde kinaye vardır dedim. Genelde akıllarda şu cevap uyanıyor. Öğrenciler de genelde böyle söylüyorlar aslında. Diyorlar ki kinaye işte iğnelemek, biriyle alay etmek falan. Arkadaşlar kinayede buna bakmıyorsunuz. Yani bazılarında olabilir evet, ama o daha çok şu şıkta, yani şıklarda şu ifadeyi görürsünüz.
kinayeli anlatım. Kinayede bambaşka bir şeye bakacağız. Şuna bakacağız. Bir sözcüğün hem gerçek hem mecaz anlama gelebilecek şekilde kullanılmasıdır. Şekilde kullanılmasıdır. Ancak yoğun olarak mecaz kastedilir. Bakın mecaz her yerde değil mi? Evet. Yani size cümleler yazacağız ve o cümlelerin hem gerçek hem mecaz kapısından geçmiş olup olmadığına bakmalısınız. Ardından da yoğun olarak mecazı kastetmelisiniz arkadaşlar. Şimdi örneklerimizi verelim. Mesela gülü seven dikenine kaplanır diyelim. Evet, sizce burada kinaye var mıdır? Evet, önce cümleye bakıyorum. Gerçeklik kapısından geçti mi cümle? Gülü seven dikenine kaplanır. Hemen bahçıvanları düşünün. Bahçıvanlar bir gül için binlerce su verirler değil mi? Bu gülün dikeni var, bunu sulamayalım demezler. Dolayısıyla cümle gerçeklik kapısından geçti. Peki mecaz boyutunu düşünün. Siz birini çok seviyorsanız onu hem olumlu hem olumsuz özellikleriyle kabul edersiniz. Dolayısıyla mecaz da var. Peki şimdi bakıyorum, yoğun olarak mecazı kastettim mi? Arkadaşlar ben size bu cümleyi söylediğim zaman, bu atasözünü hatta söylediğim zaman aklınıza bahçıvanların gülleri sulaması gelmez. Ama böyle bir boyutu da vardır. Yani cümle gerçeklik kapısından geçer. Ama yoğun olarak kastettiğim mecaz anlamı olduğu için işte burada kinaye vardır dersiniz. Evet, bir diğer örneğimize devam edelim. Mesela ne diyelim? Yakalanınca yüzü kızardı diyelim. Şimdi bakıyorum, yakalanınca yüzü kızardı. Gerçekten yüzü kırmızı olmuş olabilir mi? Olabilir. Gerçeklik kapısından geçti cümle. Peki mecaz kapısını düşünüyorum. Utanmış olabilir mi yaptığı kötü bir durumdan dolayı? Olabilir. Hem gerçek hem mecaz var. Ama ben yoğun olarak mecazı kastettiğim için o takdirde kinaye vardır diyoruz. Peki, ateş düştüğü yeri yakar diyelim. Şimdi bu atasözünde hemen gerçeklik kapısından geçip geçmediğini düşünüyorum. Mesela şurada bir halı olduğunu varsayalım. Halıya bir ateş düşerse onu yakabilir. Mecaz boyutunu düşünüyorum. Bir evin içinde bir acı varsa en çok o evin içindekiler etkilenir. Mesela şehit ailelerini düşünün arkadaşlar. Biz de çok etkileniyoruz, çok üzülüyoruz ama o kişinin annesi kadar üzülemezsiniz. Dolayısıyla haberlerde çok duyarsınız. Ateş yine düştüğü yeri yaktı derler. İşte bundan bahsediyorlar. Dolayısıyla burada da mecaz var. Yani evet, gerçeklik boyutu var ama yoğun olarak kastettiğim şey mecaz. Dolayısıyla hem gerçeklik kapısından geçti hem mecaz. Ama yoğun olarak mecazı kastettim. O takdirde kinaye vardır diyorum. Peki. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır desem. Sizce burada kinaye var mıdır? Evet. Mesela burada bir delik olduğunu düşünün. İçinde de bir yılan var. Onunla böyle samimi bir şekilde canımı cicimi konuşuyorsunuz. Çıkar mı? Yani böyle bir ihtimal var mı? Gerçeklik kapısından geçer mi? Hayır, geçmez. Gerçeklik kapısından geçmediği zaman asla kinaye diyemezsiniz. Bu bir çeldiriciydi arkadaşlar. ÖSYM çeldirmeden ben çeldirdim. Dolayısıyla şıklarda bu tarz çeldiriciler görürsünüz size kinayeyi sordukları zaman. Gerçeklik kapısından geçmiyorsam asla ve asla kinaye diyemezsiniz.
Evet, gerçeklik kapısından geçmedi. Yalnızca mecaz. O takdirde buna ne diyorum? Mecazlı anlatım vardır diyorum arkadaşlar. Evet, yalnızca mecazlı anlatım. Buna dikkat ediyoruz. Peki, yazdınız sanırım. Hemen bunu silelim örneklerimizi. Devam edelim. Paragraflarda sıklıkla karşınıza çıkacak arkadaşlar. Kinayeyi çözmeyi bilmiyorsanız, deyim aktarmasını çözmeyi bilmiyorsanız, mecaz mürseli çözmeyi bilmiyorsanız paragraflarınız yanlış çıkacaktır. O yüzden bu teknikleri mutlaka kullanın. Sonrasında paragraf netlerinizin arttığını zaten direkt olarak göreceksiniz. Peki ben size çoban keçileri kaçırdı desem, sizce burada kinaye var mıdır? Evet, hemen bakıyorum. Cümle gerçeklik kapısından geçti mi? Gerçekten çoban keçileri kaçırmış olabilir mi? Olabilir. O zaman gerçeklik kapısından geçti. Peki aklını yitirmiş olabilir mi? O da olabilir. Yoğun olarak mecazı kastettim. O takdirde kinaye vardır dedi. Evet. Peki bir de şey yazalım arkadaşlar. Şöyle şiirlerde görmeye çalışalım. Bazen karşımıza şiiri verip orada da sorabiliyor çünkü. Şiirde görmeye çalışalım. Ey benim sarı tamburam. Sen ne için inlersin? İçim uyuk. Derdim büyük. Ben onun için inlerim. Derken şair. Sizce nerede kinaye yapmıştır? Evet, gerçeklik kapısından geçip geçmediğine hemen bakalım. Arkadaşlar tambura bir çalgı aleti biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hemen biraz onunla çağrışım yapacağız. Bakın kültür bağınızı da devreye sokar ÖSYM sınav sorularını hazırlarken ona dikkat edelim. Şimdi ben hemen söyleyeyim. İçim oyukta bir kinaye var. Neden? Şimdi tambura çalgı aletinin gerçekten içi oyuktur. Dolayısıyla cümle gerçeklik kapısından geçti. Peki birinin içinin oyuk olması onun çok kederli, üzüntülü olduğu anlamına gelir mi? Gelir. Evet, hem gerçek hem mecaz. Ama ben burada yoğun olarak mecazı kastettim. O takdirde kinaye vardır diyorum. Minareyi çalan kılıfını hazırlar desem, sizce burada kinaye var mıdır? Evet, cümle gerçeklik kapısından geçiyor mu? Hemen ona bakıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten minareyi çalıp bir kılıfa koyabilir misiniz? Hayır, cümle gerçeklik kapısından geçmedi. Peki mecaz boyutu nedir? Siz bir iş yapacaksanız onun sonuçlarına katlanırsınız. Yani aslında ona bir kılıf uydurursunuz mutlaka yapacağınız herhangi bir durumda. Dolayısıyla mecaz var ama ben burada gerçeklik kapısından geçmediği için buna kinaye diyemiyorum. Sadece mecazlı anlatım vardır diyorum. İşte bu da çeldiriciydi. Evet, çeldiricilere dikkat ediyorsunuz. Çeldiricilere tutulmuyorsunuz arkadaşlar. Peki. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer diyelim. Şöyle bunu. Sizce burada kinaye var mıdır? Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Bu son örneğimiz arkadaşlar. Sonra günün sorusuyla bitireceğim. Bu örnekte biraz size de atıfta bulunacağım. O yüzden aklınızda kalması açısından dinleyin ve örnekleri lütfen defterinize not alarak çalışın.
Tekeyi bekleyen çorbayı içer. Gerçeklik kapısından geçti mi? Yine kültür bağımız devreye girecek arkadaşlar. Gerçeklik kapısından geçti. Neden geçti derseniz onu şimdi hemen ben bir kısa bir öyküyle size anlatacağım. Aklınızda da kalması açısından. Mecaz boyutu da var. Hem gerçek hem mecaz. Yoğun olarak mecazı kastettiğim için kinaye vardır. Peki hocam nasıl bir gerçeklik kapısı vardır derseniz. Şimdi şöyle kısa bir öyküyle anlatayım. Anadolu'da herkesin sevip saydığım, sohbetinde bulunmaktan zevk aldığı bir derviş varmış. Günün birinde bu şeyhin bir tekkede ders vereceği açıklanmış. Ardından müritler o tekkeye akın etmişler. Oldukça fazla bir kalabalık tekkede şeyhi bekliyorlar tekkenin kapısında. Ama tekke saatler geçmiş, işte gece olmuş, şeyhin hala geleceği yok. Ardından gece güne dönmüş, işte yağmur yağmaya başlamış, soğuklar başlamış, hala şeyh gelmiyor. Yavaş yavaş kalabalık azalmaya başlamış ve yine işte birkaç gün geçmiş, yine geldiği yok. Aslında insanların hep aklında beliren soru, bu soğukta en azından bizi bekletmeseydi, hani en kötü tekkenin kapısını açık bıraksaydı diyenleri olmuş ama yine şeyhten herhangi bir haber gelmemiş. Zaman geçmiş, birkaç gün geçmiş ve halkın büyük bir çoğunluğu dağılmaya başlamış. Sadece bir kişi kalmış arkadaşlar. O bir kişi yine böyle birkaç gün daha tekkenin kapısının önünde beklemeye devam etmiş. Ve akşam sabah olup uyandığında karşısında şeyhin gülümseyerek geldiğini ve elinde bir tas çorbayla geldiğini görmüş. Ve şeyh ona şunu söylemiş. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer evlat. Dolayısıyla sen bu durumda sabır gösterdin. Birçok kişi vardı evet ama onlar sabırlı olmadılar ve evlerine gittiler. İşte beklemediler. Ama burada bu uğurda sabır gösteren tek kişi sendin. Dolayısıyla sen sabır testini geçtin ve bundan sonra benimlesin demiş. Dolayısıyla gerçeklik kapısı işte bu. Peki buradan bizim çıkaracağımız sonuç ne arkadaşlar? Bu atasözünü size ithaf ediyorum bu arada. Bu yıl boyunca birlikte olacağız. Gerek siz emek vereceksiniz, gerek ben videolarımla yanınızda olmaya çalışacağım. Ama yorulsak da, işte bıksak da, takatimizi kaybetmeden devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü aslında önemli olan şu, dişini sıkıp engellere göğüs germek. Yani bu yılın sonunda gerçekten hayalinize kavuşacağınıza inanıyorum ben. Dolayısıyla azmedip yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Evet, tekkeyi bekleyen çorbayı içer atasözünü ne yapacağız? Kendimize bir düstur edineceğiz. Peki, dolayısıyla burada kinaye vardır diyoruz. Günün sorusuyla dersimi bitirmek istiyorum arkadaşlar. Hemen günün sorusunu yazayım. Şuraya yazayım, zaten gözükür diye düşünüyorum. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Evet, sizce burada kinaye var mıdır? Evet, yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Bir sonraki derste açıklayıp yeni konuya geçeceğim. Evet arkadaşlar, ne diyoruz? Dersimi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ve şu mottomuzu asla unutmayın. Artık biraz böyle şey oldum bizim için, bir motto haline geldi. Ne yapacağız? Dersleri dinlerken bu doğruları, benim söylediğim doğruları mutlaka sorgulayacağız. Eğer size doğru geliyorsa alıp cebinize koyacaksınız. Yanlışsa eleştireceksiniz. Ama kayıtsız kalmayacaksınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.